Tabii yapılabilir şunu söylemek istiyorum abi 20 milyon yaşayan bir şehirde yaşıyor, varsınız ve diyorsunuz ki ne güzel geldim keşke hep böyle olsa diyorsunuz ki ötekiler olmasın böyle olsun. Hayır ötekiler şimdi, olmasın değil. Şimdi şehir planlaması ayrı bir şey abi şunu söylemek istiyorum buradan bir üst akılda diyor ki artık ben diyor yeşil enerji işte, havanın kirlenmesi iklim değişikliği ne bahaneler bulursa bulsun... Diyor ki insan nüfusu dünyada fazla. Şimdi dolayısıyla insan nüfusu fazla olduğunu 2008'den beri projeleriyle anlatıyorum. Diyorum ki insan nüfusunu inanırlar inanmazlar. 500 milyonun altına düşürme diye bir hedefleri var. Dört kaynakta geçiyor bu. Şimdi bu nerede insan nüfusu fazla? Çin Hindistan, ve Hindistan ve Çin. O zaman ne yapmam lazım? Ee, Hindu Çin bölgesinde. Olabildiğince bir savaş çıkartırsam hatta şöyle düşünelim. Hintlilerle Çinlileri birbirine kı kıydırıp Kırdırıp. bu aranın içinde de Pakistan'ı da sokarsam aşağıya da biraz edip Endonezya falan dediğim zaman bu işi çözmüş oluyorum. Şimdi peki bu nasıl olacak? Savaş çıktığı zaman bir 3. Dünya Savaşı Çin'deki insanlar bir büyük göçe kalkar mı? Tabii ki kalkar. Çin'in en büyük düşmanı olan Rusya'nın en büyük düşmanı olan Çin geliyor önümüze. Çin Rusya için büyük bir tehdittir. Çünkü herhangi bir iklim değişikliği veya bir savaş olası bir afet sırasında verimli topraklara doğru kuzeye doğru çıkacak bir Çin Rusya için büyük bir tehdittir. 1.4 milyara 180 milyon bomboş to arazi var. Şimdi burada problem ne çıkıyor o zaman? Rusya'nın Çine karşı engel olması lazım. Ne yapabilir? Bunları çok çalıştım abi. Ne yapsın bu adamlar? Tek bir şey kalıyor: nükleer silahlarla birlikte kendi sınırlarını vurmak. Yani şeyleri falan geçtim, salgınlar mı algınlar geç? Çünkü niye Girme girmelerini engellemek için nükleer serpintiye ihtiyacı var. Girdiği anda yok edebilir. Bahane bulması lazım kendine. Şimdi. Bu benim projem tabii. Yani öyle düşündüklerini tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi 1.4 milyar insan büyük bir tehdit. Kuraklığı düşünsenize. Şimdi siz şöyle diyorsunuz. Hemen yanı başımızda Suriye ve Irak'ta bir operasyon yapıldı ve bunu Afganistan'a da bağlayayım. Bir anda 10 milyon insan geldi Türkiye'ye. Ya 10 milyondan bahsetmiyorum size. Bahsettiğim 600 milyon insandan bahsediyorum. Ne yapacaksınız? Avrupa Birliği e, 14 kişiyi alsak mı almasak mı <laughs> hani e, tartışmaları yaparken dede ağaç konusunun peki böyle bir savaş sırasında bir savaşın veya bir göçü engellemek için kurulmuş bir set olduğunda düşünebilir miyiz aynı zamanda abi e, tabii o yeni maltusçuları dünya nüfusunu şimdi bakın konuları hemen değiştirdik millet savaş diyor ben diyorum ki adam şeye e, göçe önlem alıyor herhangi bir savaş nereden çıkar sorusu Şimdi şöyle bakıyoruz ki Çin elektronik olarak büyük devdi. Herkese böyle bir yalan uydurdular. Dediler ki abi bunlar acayip adamlar. Her şeyi üretiyorlar. Elektroniğin dibine vurmuşlar filan. Öyle bir şey yoktur. Şu gördüğünüz herhangi bir şey e, bilgisayar. Bilgisayarın hardware'ı olan kısmı yapmak kolay iş. Burada en önemli şey çipidir. Yani onun tekrarıdır. Yani, yani içindeki asıl e, bahsettiğimiz hani şimdi çip savaşları var ya Tayvan'dan bahsettiğimiz tip odur. O olmazsa bunların ve arabalarınız bile alamıyorsunuz artık. Çünkü çip yok diyorlar. Yani buna ne diyoruz? Hani biraz daha halk anlasın. Semiconductor dediğimiz yani yarı iletken olan malzeme yok oldu. Ya kimse şu soruyu sormuyor. Ben hiçbir yerde rastlamadım abi. Niye bir anda bu semikondektörler yok oluyor? Niye? Amerika Birleşik Devletleri savaş hazırlığı yaptığı için hepsini çekti. Ay, ayrıca bütün hayvanlar ve insanlar için çip. Ee, çünkü bu transmanizmek işte Neuralink sistemlerinde kullanılacak olan. Türkiye'de at. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Şimdi Tayvan semikonde yani yarı iletken diyelim Türkçe konuşalım yarı iletkenlerde yüzde seksenini üretiyor ama Tayvan mı üretiyor herkes Tayvan üretiyordu yok öyle bir şey Tayvan filan üretmiyor oradaki adamlar yalnızca mühendis bütün Novo Amerika Birleşik Devletleri'nde Tayvan şirketleri Samsung da burada var marka söylüyoruz ama o çünkü işin gerçeği olduğu için ee, o da var. Şimdi ama Amerika Birleşik Devletleri dedi ki yakın zamanda bütün e, semikondektörleri aldı. Dedi ki ya şimdi bunları buradan taşıyalım. 160 milyar dolar yazın bunu. 160 milyar dolarlık bir sermaye buldu. Onun için hiçbir şey değil parayı kendi bastığı için. Doğru mu abi? Aldı bunları Nevada'ya ve e, Las Vegas'a ve yani Texas'ın bölgelerine, Texas'ın bulunduğu bölgelere de şu anda fabrikaları kuruyorlar. Bu şu demek. Çin çok güçlüydü. Çin bağımlı bir ülke. Neye? Bir kere 500 milyar dolarlık bakın 500 milyar dolarlık bu seni semiconductor yarı iletken alıyor. Almazsa teknolojisi yok Çin'in. Teknoloji dediğinizde zaten eninde sonunda kendi bulduğu bir şey değil bir üst akıl tarafından oluşturulmuş kimse bu üst akıl yani kim mesela hani ünlü bir firma var ya bu sefer isim söyleyelim ki söylemeyelim <laughs> yani çok ünlü bir bilgisayar firması Çin tarafından satın alındı mesela onunla başladı bütün hikaye. Şimdi üretici olmakla Malın sahibi olmak ayrı bir şey. Bu neye benziyor? Dünya, hepiniz bileceksiniz bu markayı söylediğimde. Dünyanın en önemli bir spor ayakkabısı var. Abi diyor ki ucuza çıkartmamız lazım. Çin'e götürdük malzemeyi yapıyoruz. Ama öyle bir markası var ki teknolojik olarak üstün onu Amerika'da üretiyor. Ne demek istediğimi anlayın. Şimdi dolayısıyla sistem şunun üzerine kurulu. Tayvan'ı hızlı bir şekilde ele geçiremezse Çin Hı. Şöyle Çin şöyle bir ülkedir. Çin'in tarihine baktığımız zaman hatta bir Çin atasözü vardır. Der ki düşmanla savaşma. Derinin önünde bekle yanında. Göreceksin ki düşmanın cesedi o dereden akıp gidecektir. Yeter ki bekle der. Konfüçyüz. Dolayısıyla şöyle Çin bekler. Ama şu ana kadar Trump'a kadar Çin hep bekledi. Bekleyerek teknolojisini, silah sanayisini, uzay sanayisini ve olabildiği bütün yani tarımı da dahil olmak üzere genişletmeye çalıştı. Fakat artık Çin için zaman eskiden Çin'in lehineyken şu anda Amerika Birleşik Devletleri lehine geçti zaman. Şimdi çok önce attığım belki iki sene üç sene önce attığım bir şey var tweet belki izleyenler bulabilir. Bir Çin'in üç şartı var Çin için. Bir, ya savaşı diyecek ki ben savaşmıyorum her şeyi ne istiyorsan yap. İkincisi beşe veya altıya bölünecek. Üçüncüsü de savaşacak. Çin savaşa gireceği için kaybedeceğini bilir. Muhakkak bölünmek üzere oynar. Size orada katılıyorum. Bölünmek üzere oynar. Bu beşe mi olur altıya mı olur o zaman gösterecek. Ondan sonra da der ki tamam bölündük ama Garip bir şey var benim şeyimde analizimde maalesef ki Amerika Birleşik Devletleri bölünse de razı gelmeyecek ya iç savaş olması lazım veyahut da Tayvan üstünden e şimdi bakın dünyadaki sistemleri de kur, anlayalım ne var şimdi Hindistan e, aşağıda Avustralya Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri bir dörtlü kurdular İngiltere de var işin içinde. Şimdi İngiltere'de mesela e, belki sizden farklı düşünüyor olabilirim abi orada. Şunu söylüyorum. İngiltere bu işin kaybedeni olacak. Ya. Niçin? Çünkü kaybetti artık. Yok orada. İngiltere artık zaten ama şöyle bakacağız. Hangi İngiltere'den bahsediyoruz? Ee, hani bir finans İngiltere'sinden mi? Yoksa Amerika'ya bağlı olan e, My Flower'ı gönderen ge, geminin Şimdi, sahibi olan İngiltere'den yani, mi? tek bir İngiltere yok. Yani England, Britanya, Büyük Britanya, Commonwealth. Bu birliğini sağlayamazsa kraliçin eğer öldürüyor falan diye de haberler çıkıyor. İngiltere bile ayakta kalmayabilir. Eğer dağılırsa tabii bir varlığı olmaz. Ama eğer... Barbados'a gitti abi şimdi. Varlığını <laughs> sürdürecekse Amerika'da üçe bölünebilir. Demin de onu söyledim. Dolayısıyla ben geleceğe ilişkin ha şöyle olur böyle olur. Zar atmıyorum. Şöyle olursa ben ne yapacağım? Böyle olursa ben ne yapacağım? Onu biliyorum.